Evet arkadaşlar, 29 Temmuz 2023 Cumartesi. Bence Göreme'nin, özür dilerim, Kapadokya'nın balon seyri açısından en güzel bölgesinden bir tanesindeyiz. Buranın özel adı var mı bilmiyorum. En merkezi yerde Kızılçukur'a buradan hakim. Çavuş'un tarafı şu tarafta olmuş oluyor. Biraz zoom yapalım. Şu tarafta olmuş oluyor. Şurası diğer bölgeler falan filan. Şimdi biz burada arabamız az önce çukura saplanmıştı. İki kişi olduğumuz için arabayı ben kaldırdım. Hanım geri vitese taktı. O şekilde çıkarttık. Şimdi bu seyir mekanına gidelim. Ve bu esnada az önce Kızılçukur Vadisi tarafında kalkışa hazır olan balonlardan birkaç tanesi yerden kesilmiş. Şöyle biz şu tarafa doğru yürüyelim. Burayı herhalde bir kişi ya kiraladı ya sahiplendi bilmiyorum. Daha önceki gelişlerimde burası açıktı. Hatta o kapının giriş tarafından arabayı yandan kaçak geçiş yapabiliyorduk. Arkadaşı kaçak geçiş yapmayalım diye yana çukur kazmış. Evet, bölgeye geldik. Seyir mekanına. Şuradaki arkadaşları rahatsız etmeden biz de kendimize bir yer kapmaya çalışalım. Göreme. Kapadokya'nın merkezi. Şöyle bakalım. Rüzgarın yönüne göre balonların uçuş güzergahları değişiyor. Balonlarda özel bir şey yok. Pilotaj, rota yok. Rota rüzgar nereye götürüyorsa oraya olmuş oluyor. Rüzgar genellikle güneyden kuzeye doğru oluyor. Bazen kuzeyden güneye, doğudan batıya, her yöne olabiliyor ama genel temayül balonlar genellikle şu taraftan kalkıp, ki burası kuzey, kuzeyden güneye doğru gidiyorlar. bazen şu Kızılçukur tarafındaki kalkan balonlar bu taraftan üstümüzden geçtiği zaman da daha çok güzel görsel bir şölen olmuş oluyor. Bugün balonlara tabii geç kalktık ama daha çok herhalde bu merkezi yerden kalkıp şu daha rüzgar da fazla yok zaten, daha batıya doğru gitmişler. Yani üzerimizden çok da fazla geçmemiş ama burası en merkezi yer olmuş oluyor seyir açısından. Göreme bölgesinin, Kapadokya bölgesinin şu ileri sağ tarafta Paşabağı bölgesi var. Paşabağı bölgesinden de bir kesim balon da oradan kalkıyor. Paşabağı'ndan kalkan balonlar Avanos tarafı orada olmuş oluyor. Şu özellikle şu tepe diyeyim, işaret ediyorum. Şu tepenin alt tarafı Avanos olmuş oluyor. Şu taraf Paşabağlar olmuş oluyor. Bu taraftan kalkıp bu tarafa doğru geliyor genellikle. Rüzgarın genel yönü bu şekilde olmuş oluyor. İlk kalkan balonlar genellikle şurası oluyor. Benim en favori mekanlarımdan bir tanesi de şurasıdır. Buraya Gül Vadisi de deniyor. Şu balonun, şu tepenin olduğu şu arazi. Şurada da insanlar artık yavaş yavaş kalkmışlar. Burası en cafcaflı, en kalkış esnasında burası. Çünkü rüzgar kuzeye de olsa, güneye de olsa, doğuya da olsa, batıya da olsa, yani en merkezi yerde buradan işte batıya olursa bu tarafa gidersin. Doğuya olsa benden bu tarafa doğru gelirsiniz. Efendime söyleyeyim. Kuzey ise bu tarafa giderseniz şu tarafta uç sağ tarafına iner balonlar. Daha işte bu taraf olursa burada Love Valley dediğimiz Aşk Vadisi var. Göreme bölgesinin, Kapadokya bölgesinin en temsili mekanlarından. Şu balonların, biraz zoom yapalım. Şu girdiği ara vadi. Onun haricinde seyir için en güzel mekanlardan bir tanesi şu Göreme'deki bu bölge. Şu an bulunduğum, adını koyamadığım, videoya aldığım, güzergahı belki haritalardan gösteremeyeceğimiz, haritalardan gelemeyeceğiniz bir bölge. Biz sizi balonların görüntüsüyle biraz baş başa bırakalım. Saymaya kalksak herhalde bugün full kapasite çalışıyor balonlar. Toplamda 38 tane farklı balon firması var diye biliyorum sayısal olarak. İşte kimi balon firmasının birkaç tane, kimisinin 10 tane, en büyük olanın belki 20-30 tane balonu var. Bu balonlar genellikle yerli üretim oluyor. Yerli üretim markası da Paşa Balons diye bir tane firma var. Orta Hisar'da üretimleri burada yapılıyor. Balonu ayrı, sepeti ayrı, işte ateşleme mekanizması ayrı şekilde üretiliyor. Yerli firmalar bu şekilde. Şuradan bir zoom yapalım mesela balonların genel uçuş görüntüsünün hızını görmeniz açısından diyeceğim ama geniş açıda çok belli olmuyor. Biraz zoomlamış olsak balonların hareketini görebilir misiniz?
Yani bu sağ taraf güney olmuş oluyor, şey kuzey olmuş oluyor. Burası güney oluyor. Kuzeyden güneye doğru hareketleri var. Bugün rüzgar bu şekilde. Klasik standart bir gün yani bugün. Az önce Koledon markalı bir tane balonumuz vardı. Önümüzdeydi. O biraz havaya kalkmış. Havada rüzgarın yönü farklı, aşağıda farklı olabiliyor. Havaya kalkıp yönünü değiştirebiliyor. Hani dediğim gibi pilotaj sadece rüzgarın yönüne göre. Bazı alçakta bir yöne, yüksekte tam zıt yöne şekilde olabiliyor rüzgarlar. Şurası Göreme kasabasının açık hava müzesi denen birçok kiliseye ve peribacasına ve mağaraya sahiplik eden bölge. Şu aradaki delikler güvercinlerin mağaraları tabiri caizse, güvercinlerin yuvaları. Burada güvercin gübresini tarımsal faaliyette kullanıyorlar. Bu şekilde en merkezi Kapadokya'nın seyir açısından en merkezi yerlerinden benim bence en merkezi yeri burası. Ama bugün rüzgar ve biraz da geç kalmamızın etkisi o balonların yanımızdan cümbüş şeklinde gelmesini seyredememiş olduk. Şuradaki kızıl çukurdan kalkan balonların hepsi havaya kalkmış az önce. Yerdeydiler. Hepsi yerden kesilmişler. Bu şekilde. Burası muhtemelen şahıs buraya kiralamış büyük ihtimal. Madem kiraladın abi, gel buraya sabah erken vakitte, hem aç, buraya kaçak da olsa insanlar giriyor madem. Gel buradan işte ya ücret al ya bir şey al bari. Yani oraya kaçak girmemizi engellemek için çukur kazmışsın da. Neyse. Şurada mesela farklı bir şeyler var. Peribacası çeşitleri görüyorsunuz. Burasının adını tam bilmiyorum. Yani her böyle farklı oluşumun adına bir vadi ismi vermişlerdir. Şurada temsili bir mekan var. Şurada bakayım ne kadar zoom yapabileceğiz. Parmağımla da göstermeye çalışacağım. Önce kendim seçebilirsem eğer. Şurası zaten Uçhisar bölgesi. Şurada seçebiliyor muyum? Şu parmağımın ucuna tekabül eden bölge var. Burası Aşıklar Tepesi diye geçiyor. Burası özel mekan. Hani buraya az önce teklif ettiğim şey burada yapılmış. Yani burada hem içki servisleri var zıkkım olası, hem de onun dışında şu aşağıdan giriyorsunuz. Adam girerken sizden muhtemelen bir 20-30 arabalık park yerlere uygun. Oradan sizden para alıyor. Şahıs giriyorsanız da onun için hani para almış oluyor. Şu aşağı tarafından girmiş oluyorsunuz. Göreme'nin içinden geçirmiş oluyor. Göreme merkezi şurası zaten. Şu içeriden giriyorsunuz Aşıklar Tepesi'ne. Orası da en seyirlik mekanlardan bir tanesi ama şu anlık ücretli. Balonlar oraya da genelde yakın gitmeye çalışıyorlar. Onun bir arkasında Anatolian Balon Süt denen bir bölge var. Oranın linki konu olarak paylaşılabiliyor da. Oradan da bazen seyir güzel oluyor ama dedim ki bu seyirler hep biraz yağ nasip meselesi. Rüzgarın yönü neresiyse oraya göre sizin seyriniz, balonların size yakın geçiş. Ki zaten hani balonları geliyorsa yakın geçmeye çalışıyorlar bu vadilere, bu insanların olduğu yerlere, bu tepelere. Hem seyirci açısından değil de müşteri açısından. Müşteri atraksiyon istiyor çünkü. Müşterileri memnun etmek için, biraz atraksiyon yapmak için şöyle bize teğet geçecek şekilde, efendime söyleyeyim, balonları yaklaştırıyorlar tepelere. Aşıklar Tepesi'ni tekrardan şöyle bir gözümle kestirmeye çalışayım. Çok belli olmasa da şurası Aşıklar Tepesi. Üzerinde bir bayrak var. Bayrak tabii ki dalgalanmıyor. Rüzgar hızı az olduğu için şurası. İnsanlar burada sıra sıra dizilmiş. Seyir için belli oluyor mu? 3x şeyde kapasitede. Şu an belli olmuyor ama en sevdik mekanlardan bir tanesi de Aşıklar Tepesi. Evet, balonların burada görüntüleri. Balonlar yer yer alçalıyor, yer yer yükseliyor. Ortalama 1 saat uçuşları oluyor balonların. Eğer Göreme bölgesine balon seyretmeye gelecekseniz, yani erken saatte gelirseniz şurası çok güzel. Göreme'de Aşk Vadisi, Gül Vadisi, Rose Valley diye geçiyor. Genelde festival alanı olarak da geçiyor. Göreme festival alanı diye de geçiyor. Evet, şurada bir balonun inişini görüyorsunuz artık. Muhtemelen ilk kalkanlardan ki ilk inenlerden olmuş oluyor. Hem tüp kapasitesi hem yeter yani. Hani insanlar görmüş oluyor, tatmış oluyor. Zaten binerken bayağı bekliyorlar. Şu an inerken de mesela bayağı bekliyorlar esasında. Sepet tamamen durduktan sonra hala mesela sepetten inmemiş oluyorlar. Balon biraz indikten sonra, güvenlik sağlandıktan sonra inmiş olacaklar sepetten. Evet, şu şekilde. Benim favori balonlarımdandır bu. Çok güzel görüntüsü fotojenik olarak. Geçen sene sıfırdı, bu sene bayağı rengi soldu. Genelde balonların renkleri griye çalıyor burada. Vadi hep toprak olduğu için, beyaz toprak olduğu için, balonlarda da özel bir yıkama falan gibi özel bir durum olmadığı için, solmasını, renginin solmasını kötü göstermeyecek
şekilde yapmaya çalışıyorlar. Çok rengarenk göremiyoruz. Mesela şu arkada mesela bir sarı balon var. Bu muhtemelen yeni. Air Kapadokya firmasının balonu. O yeni. Muhtemelen birkaç ay sonra onun da rengi solmuş olacak. O sarılığı şeyini kaybetmiş olacak. Mesela şurada Sultan Balon'un balonu var. Şurada göstereyim. Sultan Balon firmasının balonu var. Onun renkleri de esasında güzel değil. İlk üretildiği zaman güzel oluyor. Sonrasında rengi soluyor. Şu kırmızı yeni bir firma. Bunu bayağıdır görmemiştim. Hangi firmaymış? Bir şey Travel yazıyor. Rengi güzelmiş. Ama o da bayağı tozdan solmuş. Evet, şu arka fonda balonların indiği yerleri görüyorsunuz. Bunlar artık herhalde ilk kalkanlardan ki inişe geçmişler. İnmişler. Orada muhtemelen güvenliği sağlandıktan sonra ineceklerdir. 10 dakikalık bir çekim oldu bu da. Buraya da güreş bizim bulunduğumuz bölgeye vurmuş oldu. Şöyle geniş açı gösterelim. Şu taraftan kalktılar bazıları. Yani rüzgarın yönü eğer daha çok bu olmuş olsaydı, işte rüzgarın yönüne göre şuradaki Kızılçukur Vadisi'nden de kalkabilirdi balonlar ama çok nadir oradan kalktı. Oradan kalkan balonlar şimdilik bu tarafta. Bu şekilde. Onlara çok seyirlik mekan olmadı esasında. Onlar biraz Ortahisar tarafına gitmiş oldular. Ortahisar ve Göreme'nin güney taraflarına gitmiş oldular. Ya daha merkez yerler burası. İnsanlar yukarıdan vadiyi, buraları görmek istiyorlar. Az önce biz geldiğimiz zaman Koledon markalı bir balon vardı. O inişe geçmiş. Göreme Açık Hava Müzesi civarında. Onun yanında bir tane mavili balon var. O da inişe geçmiş. Yani burada güneş doğduğu esnada hani insan daha fazla balonun kalkmasını beklerken güneş doğunca balonlar inmiş oluyor. O yüzden gün burada erken başlıyor. Daha erken başlıyor. Şu şekilde bir manzara daha gösterelim. Biraz daha zoom yapalım. Havada olanlar, inişe geçenler. Şuradaki mesela balonun rengi de ilk zamanlar çok güzeldi. Şu parmağımın tam ucunda kalıyor. Şimdi daha çekeyim. O az önceki sarı balonun yeşil, sarı, lacivert tonunda olan. O da çok güzeldi onun renkleri. İlk zamanlar solmuş gitmiş. Şu balonu daha önce görmedim. Bu da bayağı kirlenmiş. Eskiyor bunlar. Tabii eskimesi hani bizim bir seyirciler açısından eskimesini çok önemsiyoruz ama ömürleri daha uzun oluyor. Bunlar yanmaz kumaşlar olmuş oluyorlar. Evet, şu bölgeler hem ATV turları için hem balon kalkışı için düzlük araziler. Balonlar buralardan kalkıyorlar. Özel bir yerler yok. Nerede boşluk bulursa oradan kalkıyorlar. Bazı firmaların özel kiraladıkları kendilerine ait bölgeleri var ama genellikle tutturabildikleri yerden kaldırıyorlar balonları. Az önceki kırmızı balonumuz da inişe geçmiş. Sallana sallana inmeye çalışıyor. İnmeden öncesinde altına araçlar var. Genelde 4x4 özellikli olan pick-up tarzında araçlar. Onlar altına gelecek şekilde olacak. Onu tam tutturamadı. Şu an görüntüde tam seçilemiyor. Neyse, daha yakın başka çekim yaparsak orada anlatırız. Şimdilik yeterli. Bence Göreme bölgesinin seyir açısından en güzel yeri, en güzel mekanı burası. Hem yol videosu, bir önceki videomuzda nasıl gidileceğine dair yol videosunu çektik. Hem de burada manzaranın nasıl göründüğünü çektik. Şu arkayı mesela bir tekrar bahsedeyim. Burası, şurası da Çavuş'un bölgesi. Şu tam parmağımızın ucuna tekabül edecek. Orası Çavuş'un kalesinin olduğu yer. Burada biz şimdi çekim yapacağız diye fazla yürümedik ama orada, orası da esasında seyirlik olarak güzel. Öndeki boşluk arazide, şöyle parmağımıza göstereyim, o Çavuş'un bölgesi, Çavuş'un Göreme arası, Avanos yolu arası. Oradaki de arazide işte balonlar kalkabiliyorlar. Balonun kalkış anını görmek daha güzel. Havada olduğunu görmek ayrı güzel. Biz geldiğimiz zaman havadaki yoğunluğu hatırlıyorsunuz. Şimdi sadece şu Paşabağı tarafından geç kalkan, yani Paşabağı tarafından kalkanlar daha geç kalkmış oluyor. Oradaki balonların havada oluşunu görüyorsunuz. Şurada benim çok favorimdir. Anadolu motifleri, kilim motifleri olarak şu balon da çok güzel. Onun da rengi bayağı solmuş ki onun sıfır anını görmenizi tavsiye ederdim. Mesela bizim Mehmet İkbal Şahin YouTube kanalımızda bunlarla ilgili hem yeni halleri, eski halleri, yani görebileceğiniz birçok video var. Zamanla da inşallah yüklemeye gayret ederiz. Mehmet İkbal Şahin ve Mehmet İkbal Şahin Video Günlüğü YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ihmal etmezsiniz inşallah. Bu şekilde geldiğimiz zamanki görüntüyle ve şu anki görüntünün arasındaki farkı görmüş oluyorsunuz. Burada şu balondan mesela bahsetmedik. Şu görünen renkli balon. Bu buranın en favori balonlarından. Firmasının adı muhtemelen Kapadokya Balons diye bir firma var. O balonun şeyi. Onlardan yaklaşık bir 7-8 tane, benim bildiğim kadar 7-8 tane var. Bu 7-8 tane genellikle kalkış yeri şu az önce dediğim gibi Göreme
festival alanı diye şeylerde geçiyor ya da Gül Valley, Gül Vadisi olarak geçen. Burada sıralı şekilde böyle sıra sıra dizilerek kalkıyorlar. Orada hem Tanyos'unu da yaptık, onun kanalımızda o videoları da görebilirsiniz. Hem Göreme Bölgesi'nin videoları diye tasnif ettik onları. Oynatma listesi yaptık. Onlardan da izleyebilirsiniz. Şu an bulunduğumuz yerdeki arkadaşlar kalktılar. Ya burası daha çok bakıma muhtaç da. Burası daha güzeldi daha önceki gelişimizde. Neyse şöyle bir genel açıyı tekrardan gösterelim. Evet. Ya güneş kalkınca daha fazla olmasını beklerken balonların çoğusu güneş vurduğu anda neredeyse tabiri caizse inmiş oluyorlar. Güneşi havada karşılamış oluyorlar. Güzelliği orada. Manzarayı seyretmenin güzelliği. Sen aşağıdayken balon güneş yokken havaya kalkarken güneşi karşılamış oluyorsun. Güzelliği o. Şu balonların, şu gökkuşağı rengindeki balonların şu vadiden, parmağım ucuyla göstereyim, vadiden sıralı şekilde yan yana diziliyorlar. Oradan kalkışından itibaren izlemek en zevkli olan yerlerden bir tanesi. Tavsiye edilir. Eğer geliyorsanız, eğer bu mekanı bulabildiyseniz buraya, bulamadıysanız da şuraya gelip oradan kalkışını seyretmeniz daha tavsiye olunur. Evet, balonların inişinin bir görüntüsünü gösterelim. Az önce şişik olarak gezenler altına araba geldikten sonra artık iniş moduna geçmiş oluyorlar. Falan filan. Bir şey daha bahsedecektim. Yaklaşık 16 dakikalık video oldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hem manzarayla baş başa bıraktık, hem mekanın mevzuları anlattık, neyin ne olduğuna dair. Olay bu şekilde. Bir şey anlatacağım, konuşayım da aklıma geldi. Balonların niye efendime söyleyeyim güneş varken kalkmamasının hikmeti, şimdi havanın meteorolojik olarak en sakin olduğu saatler güneşin olmadığı ve yani hava değişiminin, hava sıcaklığının daha az değişken olduğu saatler. O yüzden güneş doğduktan sonra hava ısınmaya başlıyor. Isınmaya başlayınca bir gecenin serinliği, gündüzün işte güneşin sıcaklığı ile beraber artık rüzgar oluşumları başlamış oluyor. Havanın en stabil olduğu saatler gün doğumu ve gün batımı saatleri. Gün batımı da o kadar olmayabilir çünkü hala güneşin sıcak etkisi var. Sıcak soğuk dengesinden dolayı. Şu renk de güzelmiş ya, bak şöyle bir zoomlayalım. Yani ama çok koyu abi ya. Biraz açık ve cafcaflı renk olsa daha güzel olur. Neyse, havanın daha stabil, daha dengeli olduğu gün doğum saatleri balon kalkışı için daha uygun. İşte güvenlik açısından hem seyir açısından da insanlar gün doğumunu görmeyi daha çok seviyorlar. Tabii gün içerisinde olsa da tabii güzel olur ama gün içerisinde hava rüzgar yönünden daha riskli olmuş oluyor. O yüzden gündüz balon kalkışı çok çok nadir. Gün batımı ben 2-3 defa gördüm. Yaklaşık 2 yıldır buralardayım. 2-3 defa gördüm fazla. Yani görmedim. Genellikle o yüzden gün doğumunda balon kalkmasının sebebi hikmeti görsel şölenin haricinde havanın meteorolojik olarak rüzgar yönünden daha stabil olması. Dediğim gibi eğer hava sıcak, havadaki rüzgar saatte 10 km'den az ise uçuşa uygun. 11 de şüpheli ama 10 ve 6 daha güvenli olmuş oluyor. Göreme'de çektiğimiz çekim şimdilik kafi. Daha sonra gene kanalımızda videolarla sizlerle oluruz. Bu mekan dediğim gibi en güzel mekanlardan bir tanesi. Bu şekilde şu Çavuş'un tarafında paşa balonundan kalkan balonlar havaya kalkarak geliyorlar şu taraftan. Şurada Çavuş'un tarafına bir inmişler. Şeylere, misafirlerine biraz şov yapmak için. Çünkü yakın geçtikçe güzel şov oluyor. Falan filan. Evet. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı, videolarımızı paylaşmayı. Paylaşmanıza gerek yoksa izleseniz yeter. Allah'a emanet.